Bu dizinin ilk bölümü bundan tam 5 yıl önce yayınlandı. Hem de YouTube'da. Herkese selam. Geçtiğimiz haftalarda Prime Video'da yayınlanan ve Vivienne Medrano tarafından yaratılan Hezbin Hotel'i izledim. Dizi tamamen yetişkinlere yönelik müzikal bir animasyon. Aman sakın dizinin çizimlerine ve renklerine kanıp bu diziyi çocuklara izletmeyin. Çünkü ilk 5 dakikasından itibaren dizide yoğun bir şekilde küfür bulunuyor. Başka bir şekilde örneklendirmem gerekirse dizinin ana karakterlerinden biri Porno Yıldızı. Go fuck yourself. Her biri 25'er dakikadan toplamda 8 bölümden oluşan dizi, Lucifer ve Lilith'in kızı, Cehennem'in prensesi Charlie Morningstar'ın iblisleri ve günahkarları rehabilite etmek amacıyla açtığı Hezbin Oteli konu alıyor. Charlie bu şekilde günahkarların cennete girilmesine izin verilmesini amaçlıyor çünkü aşırı nüfus nedeniyle Cehennem yılda bir kere meleklerin cennetten inerek şeytanları öldürdüğü yıllık bir kıyımdan geçiyor. Charlie de savaşa karşılık vermek yerine bu tarz bir barışçıl çözüm üretmeyi amaçlıyor ama neler olduğunu dizde öğreniyoruz. Dizinin asıl pilot bölümü 28 Ekim 2019'da tamamen bağımsız animatörler tarafından hazırlanıp YouTube'da paylaşılıyor. Neredeyse bir yıldan kısa bir süre içerisinde 80 milyon gibi uçuk bir izlenme alınca da A24 ve Amazon işbirliği yaparak dizinin haklarını satın alıyorlar. 2022'de dizinin ilk sezonun geleceğini duyurmuşlardı ve yakın zamanda da ikinci sezonun geliştirme aşamasında olduklarını duyurdular. İlk sezonsa resmi olarak geçtiğimiz Ocak ayında Prime Video'da yayıma sunuldu. Dizi elbette ki Doğan'ın mucizesi değil ve kusurları var. Bunları da konuşuruz ama öncesinde ben bu diziyi neden beğendim ve bence neden izlemelisiniz spoilersız bir şekilde bundan bahsedelim. <laughs> You're gonna help sinners. <laughs> <Fucking hilarious. gülüyor> Beni diziye çeken ilk şeylerden biri kesinlikle yaptığı cennet ve cehennem eleştirisi oldu, göndermeleri oldu ama bunu göze sokarak yapmıyorlar. Yani göze parmak değil yaptıkları eleştiriler. Bir ana olay örgüsü var, karakterleri tanımaya çalışıyorsunuz, bu olay örgüsü sırasında ilişkilerini anlamlandırmaya çalışıyorsunuz ama arada da çok güzel göndermeler yapıyorlar, eleştiriler yapıyorlar. Çünkü baktığınızda cennet ve cehennem dediğimiz iki kavramda kafamızda bir şeyler oluşturuyor bizim işte. Cennet daha masumiyet, daha doğruluğu çağrıştırırken cehennem biraz daha kötülüğü, karanlığı temsil ediyor. Ama gerçekten öyle mi? Ruhu cehenneme gitmiş biri tamamen kötü müdür? Ya da şöyle sorayım, ruhu cennete gitmiş biri tamamen iyi midir? Beni diziye çeken diğer şeylerse kesinlikle dizinin kullandığı tonlar ve karakterlerin çizimleri oldu. Dizinin renk paleti bence çok güzel. İzlerken hiçbir şekilde gözünüzü de yormuyor. Karakter çizimlerine gelirsek de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dizide adam akıllı insana benzeyen, insan formunda gözüken kimse yok. Yani en azından cehennemde. Örneğin ana karakterlerimizden biri Alistair'da Radio Damon. Yani radyo şeytanı diye çevirebilirim sanırım. Kendisinin yüz ifadesi her zaman gülüyormuş gibi gözüküyor ama buna tezat olarak dizide her zaman en kötü şeyleri söyleyen de o. Karakterlerin bu tavırları bu çizimleri size ekstra dizide eğlendiriyor. Açıkçası beni çok eğlendirdi. Bunun dışında yetişkinlere yönelik bir animasyon olduğu için yani sadece bu işte küfür kullanabiliriz bir porno yıldızı ana karakterlerden biri yapabiliriz değil. Aslında bizim dünyamızda olan sorunları da yani sizin kişisel olarak yaşayacağınız bir sorunu da bir karakter üzerinden işliyor olmaları. Spoiler olmasını hiçbir şey söylemiyorum ama bence bunun için bile dizi diye bakabilirsiniz. Karakter ilişkileri de bence çok doğal ve gerçekçiydi. Bir kere hikayenin yoğunlukla cehennemde geçmesinden kaynaklı çok fazla karakter ve karakteristik özellik kullanabilmişler bence. Yani bu alanda esneklik sağladığını düşünüyorum ben dizinin. Bu rahat ve esnek alanın sağlanmasıyla aslında dediğim gibi çok fazla karakter görüyoruz ve bu karakterlerin çoğu da bizim ana karakterlerimiz. Animasyon olmasının burada bir artısı olmuş çünkü çok fazla değişik, absürt görünüşlü karakterler yaratabilmişler ve çoğunun görünüşü de karakteristik özellikleriyle bağdaşıyor biraz. Dolayısıyla hem ayırt etmek daha kolay kolay hem de bir şekilde kafanızda bir resim oturabiliyor karakterle alakalı. Ben işlenen karakter gelişimlerine, karakterlerin ilişkilerine aynı zamanda 25'er dakika olmasına rağmen en azından çoğu karakterin kendi hikayesine odaklanabilmesini beğendim dizinin. Ama bir eleştirim aslında bu kısımda. Dizi 25'er dakika değil de 30'ar ya da 35'er dakika yapılıp daha fazla bu karakterlere odaklanabilirmiş gibi hissettirdi bana. Daha fazla görmek istediğim şeyler vardı. Bunları göremedim ilk sezonda. Umarım ikinci sezonda işlerler. Çünkü hala alanları var bunu yapabilecek. Onun dışında bence karakterlerin arasındaki ilişki çok güzel işleniyordu. Yani bazen olmasını istediğim şey o kadar olmadı ki ve bu o kadar gerçekçiydi ki. Çünkü her şey toz pembe değil ya da her şey sizin hayat istediğiniz gibi gitmiyor ve bence bu gerçekçiliği yakalamışlar dizide. Böylesine bir animasyon olmasına rağmen. Karakterler arasındaki ilişkinin, iletişiminin bu kadar gerçekçi olması da beni biraz diziye çeken şeylerdi. Yani devam etmemi sağlayan bir şeydi en azından. Çünkü ben diziye başlarken oha nasıl dizi yapmışlar be hemen izlemeliyim olmadım. O tarz bir ruh halinde değildim. Yani bir iki bölüm bakarım sararsa devam ederim diyordum. Neredeyse bir oturuşta bitirdim diyebilirim diziyi çok sevdim. Ama tüm bunların yanında tabii ki beni asıl diziye çeken şeylerden biri müzikleri oldu. Eğer müzikal yapımlardan hoşlanmıyorsanız, sıcak bakmıyorsanız bence bu diziye bir şans verebilirsiniz. Çünkü bir kere animasyon yani gözünüze de kulağınıza da çok kötü gelmiyor bence. Artı olarak müzikler gerçekten çok güzel yerleştirilmiş bölümlere. Abartmamışlar, saçma da durmamış çünkü hem müzikle anlaşıyorlar evet ama müziklerin arasında mesela çoğu müziğin en az böyle bir dakikasında falan konuştukları yerler de var. Yani ciddi anlamda konuştukları, şarkı söylemiyorlar. Bir yandan da şarkı söylüyorlar diyerek anlaşıyorlar. Yani böyle çok güzel harmanlamışlar bence. Art olarak müzikleri hakkında sadece şunu söylemek istiyorum. Spotify'da bir tekrar listesi var biliyorsunuz repeat diye. Ve i̇şte orada toplamda 20 şarkı falan oluyor ya da 10 şarkı falan olması lazım. Şu anda benim repeat listemde bu animasyondan toplamda 7 şarkı var. 7. Dizinin ikinci sezonun geleceği onaylandı ve hatta çalışmalara bile başlanmış çok önceden. Dolayısıyla çok geçmeden, 2025 bile olabilir, ben dizinin ikinci sezonunun geleceğini düşünüyorum. Şimdi ilk sezonla ilgili problemler neydi? Biraz bunlara gelelim. İlk eleştirim şu yönde olacak. Dizinin yanlış hatırlamıyorsam dördüncü bölümünde bir şey öğreniyoruz. Ve bu öğrendiğimiz şey aslında cennetle cehennem arasındaki kıyım olayıyla ilgili çok önemli bir şey. Hatta son bölüme kadar da bunu ara ara görüyoruz ama ben yeteri kadar vakit ayrılmadığını hissettim. Yani biraz havada kaldı konu. Daha detaylı işlenebilirdi çünkü gerçekten önemli bir şey şu an söylememek için çok zor duruyorum. Ama diziyi izlerseniz ya da izlediyseniz beni anlayacağınızı umut ediyorum. Bu beni biraz rahatsız etti. Çünkü dizinin ana konusu, ana dayandığı şey Charlie'nin cehennemde yaşayan şeytanların cennete bir şekilde girebilmesini sağlamak. Yani bunun üzerine bir konuyken bu olayla ilgili çok önemli bir şey yaşanıyor ve bunu adam akıllı kullanamadılar gibi hissettirdi bana ama şu da olabilir. ikinci sezona da saklıyor olabilirler. Çok olası ama ben biraz daha görmek isterdim bu sezonda. Diğer bir aslında biraz önce söylediğim şey. O da dizinin her bölümünün 25 dakika olmasından kaynaklanıyor kaynaklı. Bazı karakterlerin arka hikayelerinin daha az vakit ayırmaları. Çok değil aslında her bölüm bir 10 dakika daha uzun olsa bu karakterlere yeteri kadar vakit ayılabilirdi gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı karakterler var. Bunların hikayelerinin ileride verileceği çok belli. Çünkü önümüze birkaç bölüm böyle yem attılar. Ama bunda da bir eleştirim var mesela. Yeteri kadar bizi meraklandırmıyorlar. Örneğin Alistair karakterimiz hikayesini tam anlamıyla yüzde yüz bir şekilde görmüyoruz. Biraz daha gizemli bir karakter ve benim en sevdiğim karakterlerden biri. Onun hikayesinin ileride daha önemli olacağı çok belli. İkinci sezona bırakıldı ya, ya da belki olursa 3. sezona bırakıldığı çok belli. Ama bu konuda daha meraklandırılabilirdi bence izleyici. Ben meraklandım. Ben merakla bekliyorum. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama genel bir izleyici olarak baktığımda bence daha fazla yem atılabilirdi insanların önüne. Artı olarak tamamen objektif olarak şöyle bir yorum yapacağım. Dizide 8 bölüm bulunuyor ilk sezonda ve toplamda 16 şarkı var. Ben müzikali çok beğendiğim için rahatsız olmadan izledim diziyi elbette ama eğer büyük bir izleyici kitlesi hedefleniyorsa bu şarkılar bir tık daha kısılabilirdi belki. Ama bende hiçbir sıkıntı yok yine. Onu da belirtmiş olayım. <laughs> aslında diziye özel bir video yapmayacaktım ama Türkiye'de hiç konuşulmadığını gördüğümde dedim ki bu işe bir el atmam lazım. O yüzden diziyi izlediyseniz ya da izleyecekseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlemediyseniz de izledikten sonra gelin çünkü yorumlarınızı merak ediyorum. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.